Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Edebiyatımızdaki Zirvediler programının ilkini yapıyoruz. Türk Edebiyatına, Türk Halk Şiirine, Türk Aşıklık Geleneğine imzasını atmış olan ve artık eserleriyle Edebiyatımıza kendi ismini ve eserlerini nakşetmiş olan Aşık Sarıca Kız'ın evindeyiz. Önce sizlere Aşık Sarıca Kız'ın evindeki almış olduğu ödüllerden ve Türk Halk Edebiyatı, Türk Aşıklık Geleneği ile ilgili olan asılmış resimlerden ve diğer kazandığı ödüllerden bahsedeceğiz sevgili dostlar. Onları birlikte göreceğiz. Sonra da Aşık Sarıca Kız'la bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bizim aşıklık geleneğimiz bizim halkımızın nabzıdır, yüreğidir. Biz Karacaoğlan'la, Pir Sultan Abdal'la, Aşık Veysel'le coşmuşuz, dile gelmişiz. Dile getirmişiz yüreklerimizi. İşte okuyorum sevgili dostlar. Bu 9. Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamlarına katılım ve katkılarınızın anısına diyor. Burhanettin Kocamaz Tarsus Belediye Başkanı. Karacaoğlan. Evet bu efendim Pir Sultan Abdal'ımız bizim. Pir Sultan Abdal özgürlüğü temsil ediyor diyor. Karacaoğlan sevgiyi ve aşkı temsil ediyor. İşte özgürlüğün ve aşkın timsali olan Aşık Sarıca Kız da karşınızda sevgili dostlar. Şimdi yan tarafta bir resim daha var sayın kameramanımıza, o tarafa doğru da bakarsanız. Evet, özgürlüğün ve aşkın timsali olan Aşık Sarıca Kız. Türk aşıklık geleneğinin kadın ozanlarımızın, kadın aşıklarımızın lideri durumunda bir aşığımız. Şimdi onun ödül çekmecesini açıyoruz sevgili dostlar. Aldığı ödüllerden birkaçı diyoruz. Evet, aldığı ödüllerden birkaçı sevgili dostlar. Evet, şimdi şöyle bir göz atayım mı sayın kameramanım? Mesela bu Aşık Veysel Anısı'na 4. Uluslararası Halk Ozanları Hacı Bektaş Buluşması. Bu değer madalyalar var sevgili dostlar. Görüyorsunuz. Geçen yıl aldığım ödül. Hangisi hocam? Şu ortadaki. Evet, evet. Evet, bunlar hep plaketler. Biliyorsunuz biz plaketlerle değerlendiriyoruz. Maalesef başka ödüller veremiyoruz. Belki Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyetleri'de belki aşıklarımıza daha büyük, daha değerli ödüller veriyorlar. Ama biz burada bir plak var. Bu plak eski çocukluğundan kalan plak. Burada evet 45 devir mi o eski plaklardan birisi var. Biliyorsunuz Aşık Sarıca Kız'ın bestelenmiş şiirleri var çok miktarda sevgili dostlar. Şu tarafa doğru gidelim sayın kameramanım. Basından anekdotlar var. Evet. Burada TRT'nin çektiği Kadın Aşıklar programından. Programı Eskişehir'de Kadın Aşıklar, katılan aşıklar. Bu Kültür Bakanı eski... Aşık Sarıca Kız çaldı, Aşık Bakan dinledi. Kim o aşık? Talat Alman. Talat Sait olmak ama geçtiğimiz günlerde rahmetli olan evet. Mekanı cennet olsun. İnönü Üniversitesi. Şimdi şurada İnönü Üniversitesi'nde Musa Merdanoğlu, Hüseyin Çırakman, Kul Semai, Nurşah Bacı, Sefil Selimi, Sadi Değer, Muhlis Denizer, Sarıca Kız, Ali Taş, İnönü Üniversitesi'nde 1992-1993 Malatya. Evet, o yılın Türkü Dalı birincisiyim ben. Evet. Evet hocam. Evet, şu Muhtip Vakfı'nın yapmış olduğu, evvelki sene yapmış olduğu ödül gecesi, o ödül aldım orada ben. Bu Rahmet Murat Çobanoğlu'nun Aşık Murat Çobanoğlu anısına aşıklar dilinden, aşık Şeref Taşlıova, aşık Ali Kızıltuğ, aşık Ahmet Poyrazoğlu, aşık Erol Ergani. Bu Azerbaycan Bakü'de. Bakü, onun evet. Katılımcı diğer aşık. Aşık Ali Rıza Ezgi, aşık Mürsel Sinan, aşık Mahmut, aşık Devriyar, İranlı aşık Mahbub, aşık Gülçinar, aşık Feryadi, aşık Sarıca Kız, Timur Yılmaz. Evet burada. Burada ben ilk Konya Aşklar Bayramı'na katıldığım yıl Türkü Dalı birincisi olmuştum. Köy öğretmeniydim. Köye döndüğümde gazeteciler arkamdan geldiler ve köy öğrencilerimle. Hangi sene hocam o? 1971 o bakanımızın madalya taktığı. Evet 1971. Aşklar Bayramı'nda birinci olan öğretmen öğrencilerine konser verdi. Bu yine Konya Aşklar Bayramı'nda. Bu benimle ilgili çalışma yapıyor Profesör Işıl Altun. Motif Halk Oyunlarının Motif Derneği'nin yapmış olduğu ödül gecesinde. Ben Aleti Cimnastik Türkiye birincisiyim. Bakın birincilik kürsüsünde denge dalında Türkiye'de birinci olduğum zaman
Genel Beden Terbiyesi Genel Başkanı Ulvi Enal tarafından şey yapılıyor, birincilik kupası verildi. Evet, burada da çok nostaljik bir resmi var Aşık Sarıcak'ın. Orada ne yazdı? Bir dakika. Tamam, ben okuyayım buradan. Siz okuyun lütfen. Bunu çekiyorsun değil mi? Evet. Oku deyince okuyayım. Tabii tabii okuyabilirsiniz. Sayın İlkin Manya Sarıcakız, geleneksel Sarıveller 3. Karacaoğlan ve Yayla Şenliği'ne yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ederim, saygılar sunarım diyor. Hayri Samur, Karaman Sarıveller Belediye Başkanı. Evet, şu galiba bu şey, Aşık Emrah Selvi şey... Erciş Belediyesi'nin... plaket. Plaket. Bu Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden aldığımız bir... Dramatize plaket. Şiir Dinletisi Kulübü olarak yapılmış. Şey. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 75. Türkiye Aşıklar Bayramı 25-29 Ekim, 28-29 Ekim, 95 Konya. Evet, Konya Türkiye Aşıklar Büyük Millet Bayramı. Meclisi 75. yıl anısına düzenlenmiş, evet. Bu Berlin'e 4-5 sene biz burada Berlin'de Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Aşıkları Günü'nü aldık ve Cumhuriyet törenlerinde işte o gece... Cumhuriyet Aşıkları ve ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Berlin kutlamaları. Berlin, evet. İşte bir gazeteciler eve geldiğinde çektikleri bir resmi ben hoşuma gitmişti, büyüttüm. Evet, bizim aşıklarımız böyledir işte. Anadolu aşık dolu. O aşıklardan birisi de Aşık Sarıcakız'dı. Bizim Aşık Veysel köşesi, söz Aşık Sarıcakız'dan. Ben 1972'de katıldığım, Hacı Bektaş'ta katıldığım Aşıklar şöleninde, Hacı Bektaş törenlerinde Aşık Veysel'le tanışma onurunu yaşadım. Onun elini öperken ve dizinin dibinde otururken çekilen bu resimler benim hayatım boyunca şeref köşemde baş köşede yerini almıştır. Onu saygı ve hürmetle her zaman andım. Bu resimde katıldığım ilk Aşıklar Bayramı. Tarihi bir resim bu. Evet, bu çok tarihi, çok eski. Konya benden Aşıklar Bayramı. Üniversiteler, gazeteciler bu resmi benden hep aldılar. Çünkü kimse de olmayan bir resim. Zoomlayabilir miyiz? Genellikle. Çok önemli bir resim o. Evet, ilk Konya Aşıklar Bayramı sevgili dostlar. Benim ilk kitabımı bana yaptıran Tahir Kusumakal hocamızın başkanı olduğu Müziksel Vakfı'nın bize verdiği bir aşıklık dalında verdiği bir takdir belgesi. Şeref Taşlıova ile ikimize verilmiştir bu ödül. Evet, yılın sanatçısı. Yılın sanatçısı olarak, evet, sadece ikimize verilmiştir.